يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان خەلقئارا مەتبۇئاتلا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا قۇرغان جازا لاگېرلىرى ھەققىدە ناھايىتى مۇھىم ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلاپ كەلگەن ئىدى. 2 مارت كۈنى خەلقئارالىق داڭلىق ئاخبارات قاناللىرىدىن بىرى بولغان BBC خەۋەر ئاگېنتلىقى بۇ لاگېرلارغا چېتىشلىق مەجبۇرىي ئەمگەك ھەققىدە مەخسۇس خەۋەر بەردى. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاينىڭ ئەمگەك كۈچى نامىدا ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە يۆتكەشتىكى ئەسلى مەقسىتى ئۇيغۇرلارنى ئاسىملاتسىيە قىلىش ۋە ئۇلارنىڭ نوپۇزىنى ئازايتىش ئىكەن. خىتايدا ئېلىپ بېرىلغان ۋە BBC كۆرگەن يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، شەرقىي تۈركىستاندا ياشايدىغان 100 مىڭلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاسانلىق مىللەتلەرنى يىراق رايونلارغا ئىشلەشكە ئەۋەتىش ۋە ئۇلارنىڭ نوپۇسىدىكى نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. BBC'nin tadqiqatı her qaysi rayonlardaki teşviqat dokladı, zavod ziyareti, şundaqla yuqori darajalik amaldarlar uchun tayyorlangan ve ehtiyatsizlikdan torg'a chiqarilgan tadqiqat dokladini asos qilgan. Türkiye'deki asaslık partiyelerden biri bolgan Bolan Yaxşı, yani İyi Partiyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye Uyghurla uçuravatkan ırkı kırgıncılık hakkında ortak bir karar makullab, halkara cemiyetke ilan kılışını talep kıldı. İyi Partiyenin parlamentki grupu mesullardan İsmail Tatlıoğlu, Lütfü Türkan ve Musavat imzası koyulgan bir iltimas Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi'ye sunuldu. Mezkur partiyanın reisi Meral Akşener Hanım 28 fevral Uyghurla haqqıda toxtılıb, Kanada ve Gollandiya parlamentinin Xitayının Uyghurlarını bastırışını ırkı qırğınçılıq dep qubul qılğanlığını əskertib, Türkiye parlamentiğimi bu haqda təklif sunuşqa çağırıq qılğan idi. Parlament əzalları mundaq degen, Şərqi Türkistandaki dindaş ve qeyrindaşlarımızdan qismetlerine qarata, dünya dövlətlerinin dövlət, hükümet ve parlament səviyyəsindeki inkasları arka-arqadan oturğa çıxıvatqanda, isminin beşida Türkiye namı bolğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununğa sükut qilishini qobul qılğılı bolmaydı. Xitay sabıq lager şahitlerinin şəxsiyyətiga hücum qilish arqalı xalqaradaki ayıplaşlarga cevap qaytırdı. Mütəxəssislər bolsa Xitayning qilmişləri haqqidagi guvohlıq sözlərdən endişəge düşkənligini aytdı. Lager şahitlerinin guvohlıqı arqalı Uyğur ayollarının yığılış lagerlarında cinsi parakendiçilikke uçuraydığanlığı aşkarlanğandan keyin xalqarada Uyğurlarının kişilik hüquq təfsendiçilikini ayıplaş sadalları küçəydi. Xitay bolsa guvohlıq bergan ayollarının şəxsi və tibbi uçurlarını oydurış arqalı onlarının sözlərini yalğan çıkarışı uğrundu. Xitay dairleri onlarının isimleri, şahsi hayatı ve toğuş iktidarı var mı yok diyendek tibbi uçurlarını ilan kıldı. Onlarının bazılarına naşayan münasibeti buluş bilen tökmet kılsa, bazılarının cinsi yolu da yukumluq kesellik varlığını etdi. Dairle bu uçurla arqılıq o ayalarının əxlaqi pəziltinin nacar ikenlikini ispatlaşqa ve yığılış lagırlarda baskıncılık ve depsendicilik kılmışları varlığı haqqıdaki ayıbləşlerini rəd kılış uğrundu. Mikrosoft Xitayni Amerikadan nurgun organ, teşkilat ve şirketlerinin elektronlıq xat sandıqıga tor hücumu qıldı deb ayıbladı. Yeni bir tərəfdən Xitay hücumini hükümet bilen bivasa bağlaşının intayın səzgür siyasi məsili ikkenlikini oturgu qoydu. BBC'nin dokulatı qarğanda, Mikrosoft elektronlıq xat mulazımıtıga hücum qılgan Xitay hakkırlarının hükümet qollığan yuqri maharetlik ve bilimlik ikkenlikini etkan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerika ve Yevropa ittifaqining embargo qarorig'iga qarata Aleksey Navalniy delosining Rossiyaning ichki ishi ekanligini, chet elning aralashishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Biz ilgari Xitayning pozitsiyasini ko'p qatim tushundirdik. Navalniy delosi butunlay Rossiyaning ichki masalasi, chet el kuchlarining buningga aralashish huquqi yo'q. Aleksey Navalniy delosi sebeplik Amerika 7 nəfər Rusiya puxrası ve 14 organı qara tizimlikke kirgizgen bulup, Avropa İttifaqı 4 Rusiya puxrasığa ceza yürgizgen.